Evet sevgili dostlar, Kayseri Özel Hüma Hastanesi ve diğer sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlerden bu videoyu izlemeye başlarken videoya beğeni atmanızı, yani beğeni atarak izlemenizi ve eğer abone değilseniz videonun bitiminde ya da devamında abone olarak kanalımızın ailesine katılmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Nihat Kahveci'den İstanbulspor maçı sonrasında flaş sözler diye bir giriş yapacağım. Merak etmeyin, öyle küfürlü falan bir söz yok ya da absürt böyle gündemi sarsacak bir söz yok. Hocam üstünden bayağı geçti, sen daha niye karıştırıyorsun bunu diyeceksiniz. Şimdi önce şunu belirteyim. Michy Batshuayi 3 gol birden. İrfan Can Kahveci ve Enner Valencia attı. Önce şunu söyleyeyim. Uzun zamandır hatırlıyor musunuz? Yani iki forvetimizin 4 gol katkısıyla oynadığını. Gerçi 4 golden fazlası yapıyor. Valencia 1 gol 1 asist. 2. Batshuayi 3 gol 1 asist. 4 doğrudan 6 gol katkısıyla oynadı diyeyim arkadaşlar. Hani Fenerbahçe 26 puan ve liderliğini perçinlemiş durumda. TRT Spor'da Nihat Kahveci'nin bazı sözleri var. Benim çok hoşuma gitti. Çok da hoş birkaç sözü var. Açıkçası Fatih Tekke haklıydı diyor. Fatih Tekke'yi dinledim, maç öncesi kurduğu her cümlede zor kelimesi vardı. Maçı izleyince de ne kadar haklı çıktığını gördük. Çünkü Fenerbahçe'ye karşı oynuyor. Yani anlatmaya gerek yok. 103 gollü rekoru kırmaya niyetli bir Fenerbahçe var ortada. Yalan mı? Fenerbahçe zorlanmadı diyor. Yani ilk yarı 0.04 ile oynattı İstanbulspor'u gol beklentisi. Gol pozisyonuna girdi, attı. İkinci yarı sıkıntı oldu ama bireysel hatalardan böyle oldu. Bu maçta da bireysel hata yapmayacaksın. Diyor ki İrfan Can Kahveci, bu Kahveci soyadından mıdır bilmiyorum ama ceza sahası dışından gol atmayı seviyor bu Kahveciler. 2017-18 yılından beri 11 gol atmış ceza sahası dışından diye. Ya futbol bu işte. Ben burayı özellikle aldım. Evet üstünden günler geçti ama arkadaşlar futbol bu. Eğriye eğri, doğruya doğru deme sanatı. Herkes yapamaz bunu. Adam çıkmış Fenerbahçe'nin oyununu övüyor. Ya rakibiz diye. Dün bir Galatasaray odasına girmiş bir arkadaş yazıyor. Diyor ki Fenerbahçe'nin diyor futbolu diyor dandikmiş diyor. Öyle şansa kadere kazanıyormuşuz. Şimdi şansa kadere kazanan Fenerbahçe. Arkadaşlar en çok gol yiyen takımlar. İki tane maç sonucu ne olursa olsun yine onlar bu listeye giremeyecekler. Bakın İstanbulspor kaç attık? 5. Alanya kaç attık? 5. Kasımpaşa kaç attık? 6. Ümraniye kaç attık? 3. Yanlış anlamayın, biz bu Ümraniye ile beraber kaldık. Fakat ancak lakin adamların attığı 3 gol bilmem şeyden out'tan mavut'tandı. Verilmeyen penaltı vardı. Pozisyon vardı falan filan. Hani hakkaniyet yönetilse bir 5-6 tane de Ümraniye'ye yatardık ama. 3. Fatih Karagümrük'e kaç attık? 5. Ulan 5, 10, 15, 18, 24 golü sadece bu 5'ini atmışız. Hangi şans ulan? İstanbulspor'la Beşiktaş berabere kaldı. Alanya ile berabere kaldı. Ümraniye yendiğine bakmayın. Fatih Karagümrük'ün en dandik halini 4-1 yendiler. En dandik halini. Kasımpaşa'ya yarın sürpriz yapabilir. Galatasaray'a bakıyorsun. Alanya'yı ne şekilde yenebildiler? Gerçi yendiler mi? Yok la, berabere kaldılar. Pardon. Kasımpaşa? Yani. Demek istediğimi anladınız değil mi arkadaşlar? Çok lafa gerek yok. Az sözde anlatalım. Buruma Fenerbahçe kadrosuna dönecek mi yönetimden resmi hamle. Bakın Fenerbahçe'de son dakika haberi diyor. Sezonun başında aldık. Sakatlık ve yeterli bulunamamadan dolayı kadroya giremeyen Buruma. 4 yıllık anlaşmaya varıldı opsiyondan dolayı falan filan diyor. Fenerbahçe Süper Lig'de Avrupa'da dolu dizgin gidiyor. Buruma Jesus bizzat istedi. Getirdi ama talihsiz sakatlıklar, şunlar bunlar. Ve bir süredir formaya hasret bir durumu var. Edinilen bilgiye göre Buruma Fenerbahçe kadrosuna girmek için artık gün sayıyor diyor. Yani çalışmaları takımla beraber devam ediyor. Bu arada şu uyarıyı yapayım. Yani oynayabilecek arkadaşlar. Buruma maçlarda oynayabilecek. Bilginiz olsun. Hem Buruma hem Lemos maçlarda oynayabilecek. Sebebi ne? Dünya Kupası arasına giriyoruz ya. Orada hazırlık maçlarında her iki futbolcu da forma şansı bulabilecek arkadaşlar. Hiçbir mahsur yok. Hocam lisansları yok. Olsun. Lisansların olmamasının hiçbir önemi yok. Merak etmeyin.
Sarı lacivertli kurmaylar Buruma'ya Ocak ayında takıma döneceğine dair söz verdi diyor. Bu gerçeği yansıtmıyor. Ama Buruma sanki dönecek gibi çalışmasını sürdürüyor. Lemos da öyle. Yani iletişim ekibiyle de çeşitli konuşmalar yapıyor. Fenerbahçe hem devre arası gitme senaryoları hem de bu senaryodan dolayı bunu yapıyor. Ben size bir şey söyleyeyim. Serdar Dursun arkadaşlar, normalde Serdar Dursun bir yere gitmiyordu ancak bugün itibariyle, yani 1 Kasım artık duyumlara başladık. 1 Kasım itibariyle diyorum ki Serdar Dursun'un gitme ihtimali var. Hem de bayağı var. Hatta 15 Kasım'dan sonra daha net konuşabilirim ama bayağı var. İsterse yalanlasınlar. Onu da söyleyeyim. Ben şeyi de merak ediyorum. Tamam, Buruma, Lemos bizde. Gitmediler bir yere ya da gidemediler. Ya da kaldılar ya da Serdar Dursun işte takası kabul etmedi. İşte Tayyip gelmedi Fenerbahçe'ye. Falan filan. Beşiktaş'a gitti falan filan. Peki bizden gidenler ne oldu? Messi'ye dönüştü hocam. Yok, o eskidendi. Şimdi birçok futbolcuyu biz gönderdik. Jesus kadroda düşünmedi ya da yeterli bulmadı, gönderdi. Peki gidenler ne oldu? Mesela Mergin Berisha, Pelkas, Samatta, Kapacak, Thiago Çukur, hatta Eyüp Akçan. Hani bunlar ne oldu? Mesela Mergin Berisha Almanya'da Augsburg'a kiralandı. 7 müsabakada ligde forma giydi. 579 dakika sahada kaldı. 24 yaşındaki futbolcu 2 gol 4 asistlik performans. Özellikle ligin 7. haftasında Augsburg'un Bayern Münih'i 1-0 yendiği maçta attığı golle dikkatleri üstüne çekti. Pelkas. Pelkas Hull City'ye kiralandı. 10 maçta 627 dakika süre aldı. 1 gol 1 asistlik bir performans sergiledi. Ancak Hull City'nin kötü gidişatından dolayı hani şu an deneme vesaire durumları yok. O yüzden fazla şans bulamadı desem yalan söylemiş olmam. Samatta. Arkadaşlar Samatta ne yaparsa yapsın. İsterse gol atmasın. İsterse asist yapmasın. Siz dua edin Genk takımı şampiyon olsun. Genk şampiyon olduğu anda şaşırtan bir şekilde 4 milyon euroya mecburen satın almak zorundalar. Ve Burak Kapacak. Burak Kapacak Fatih Karagümrük'e kiralandı. 4 maçta 44 dakika süre aldı. Özellikle Fenerbahçe maçında. Attığı da bir tane gol var. Sakatlığı sebebiyle de son 3 haftada kadroda yer almamış. İnşallah Burak Kapacak bir an önce oynar. Hem de lig tecrübesi edinir. Thiago Çukur. Arkadaşlar 19 yaşında Belçika 2. lig ekibine kiraladık. Dendra 8 maç 575 dakika 2 gol kaydetmiş. Ama performansı giderek artıyor. Arkadaşlar patlamaya hazır bomba. Bakın ilkokul 1'de 2'de bu olur. Bazı çocuklar hani hiçbir şey anlamıyor gibi durur. Öyle pısırık, sessiz, sakin durur ama bir patladı mıydı sınıfın en çalışkan olur. Thiago Çukur'da da bu beklenti var. Yani şu an sıradan bir oyuncu, hatta kötü bir oyuncu, bu kadar az mı gol atılır denen bir oyuncu ama bir patlarsa göreceksiniz. Eyüp Akcan, o da kiralık olarak Zonguldak Kömürspor'a gitti. 12 maçta 1080 dakika süre aldı. Takım adına bir gol, bir asist sergiledi. Yine Emir Ortakaya var. Aynı şekilde Emir Ortakaya. Arkadaşlar yani benim bilgim dahilinde istisnasız her maç oynuyor. Muhammed Gümüşkaya'nın olayı var. Aynı şekilde. Mesela Emir Ortakaya merak ettim, ben bir bakayım. Çünkü 18 yaşında Göztepe'ye kiralandı. Ve arkadaşlar şu ana kadar 10 maç 900 dakika. Bakın 10 maç 900 dakika. Yani felaket güzel bir performans ve Transfermarkt piyasa değerini arttırmamak için yemin etmiş gibi. Muhammed Gümüşkaya, o da bonservisiyle gitti Westerlo'ya. Ancak 4 maç sadece 1 gol 151 dakika. O beklenen patlamayı yapamadı ama bizden 500 bin euro karşılığında gitti. 2,5 milyon euro piyasa değeri vardı. Evet. Ama hayallerinin peşinden Avrupa'ya gitmenin verdiği mutluluk vesaire. Ha, ben yanlış buluyorum açıkçası. Ben olsam Muhammed Gümüşkaya'yı Giresun'a gönderirdim. Giresunspor'a. Ve Giresunspor'da nasıl yıldızlaşıyor hep beraber izlerdim. Onu da söyleyeyim. Bence bu konuda biz yanlış yaptık. Jesus işaret etti. Yönetim harekete geçti. Fenerbahçe'de stoper operasyonu. Şimdi Luan Perez alındı. Gustavo Henrique alındı. 2. Serdar Aziz Salahi var. 4. Fenerbahçe'de 4 stoper var. Ancak üçlü savunma oynuyoruz. Ve
Jesus stoper transferini istediğinde ısrarlı bir şekilde belirtti mi? Belirtti. Şimdi Sanayi'nin yerine Allah muhafaza sakatlansa oynatacağı stoper yok. Arao hariç. Arao'yu stoper oynatabilir. Ya da gençlerden oynatabilir. Şimdi Perez'in Gustavo'nun dönme zamanı belli değil. Ve sıkıntı var. Yani bir şey olsa ne olacak, ben oynarım diyor, sonra şaka yapıyorum diyor. Demese bizimki de gerçek anlayacaklar onu. Yani 8 artı 3 kuralı var. Kaan Ayhan'a ilgilendiğimiz iddialarda malum. Biliyorsunuz, duydunuz diğer videoda. Yani biraz düşünülen isimlerden biri ama bence siz o kadar uzağa bakmayın. Biraz daha yakınlara bakın. Yani nasıl diyeyim? Türk alt liglerine bakın bence. Fenerbahçe aradığı stoperi Premier Lig'de buldu diyor. Bakın, Türk stoperden hariç bahsediyorum. Bilginiz olsun. Türk stoper ayrı, yabancı stoper ayrı. Bu konuda bir hemfikir olun. Şimdi Gustavo Henrique sakatlandı. İngiltere Premier Lig'de forma giyen bir ismi Fenerbahçe gözüne kestirdi. Allah Allah, kimmiş lan? Başarılı performans Fenerbahçe ortaya koyuyor. Savunmada sakatlıklar artıyor. Serdar Aziz sık sık sakatlanıyor falan demiş. Aman şeytan kulağına. UEFA'da Rennes'le karşılaştıkları ilk maçta kaleye giden topa hamle yapmak isteyen Perez kale direğine çarptı. Gustavo Henrique Rennes'le ikinci maçta sakatlandı. Fenerbahçe'de gündem stoper transferi. Nottingham Forest forması giyen Loic Embeso. Aa, ben bunu hatırlıyorum. Ya biz bunu almamış mıydık? Biz bunu düzenli olarak transfer etmiyor muyduk ya, Embeso? Ben öyle hatırlıyorum. Biz bu çocuğu düzenli olarak aldık. Yani genç bir çocuk değil mi bu? Yani genç bir çocuk. Neyse. Gündemin almış İngiliz basında yer alan habere göre Nottingham Forest forması giyen Loic Embeso, Sarı-Lacivert'te transferleri gündemine geldi. Haberde Paris Saint-Germain altyapısına yetişti. 20 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe transfer olmak için takımdan ayrılacağı ifade edildi. 30 Haziran 2024'e kadar kontratı var. Sağ ayağını aktif kullanıyor demiş. Arkadaşlar, piyasa değeri 2,5 milyon euro. Evet. 1.87 boyunda, 21 yaşında, Kamerun asıllı Fransız oyuncu. Bizde iş yapar aslına bakarsanız ama. Hani çok yükselememiş. 5 milyon euroyu almışlar 2020 yılında. 5 maça çıkmış bu sezon. Premier Lig 2'de 4 maça çıkmış. Yani rezerv ligde. Orada bir golü var. Aslında düşünülebilir. Ama bir kardeşimiz, İsa Kara kardeşimiz, 4 tane futbolcu ismi vereceğim diyor. Bu isimleri değerlendirir misin Mustafa Hocam demiş. Özellikle bu 4 ismi söylemiş. Diyor ki uygun futbolcular, biraz tuzlu ama 8-10 milyon euroya alınıp zamanı gelince 50-60 milyon euroya satılabilir diyor. Hiç belli olmaz. Fenerbahçe şampiyonluk yaşarsa inşallah. Yani Fenerbahçe şampiyonluk yaşarsa inşallah. Biz baya baya şey yapabiliriz yani. Transfer bütçesi açabiliriz. Hatta bir 50 milyon euro falan konuşuluyor ama bir şey diyemem. İlk Muhammed Kudüs'ü yazmış. Ajax'ın 10 milyon euro piyasa değerine sahip futbolcusu. Ben açıkçası şunu söyleyeyim. Muhammed Kudüs'ün yanına 1-0 daha ekleyin. Hayalinize bile getirmeyin. Yani ben de çocuğu canlı izlemiş, yani canlı demeyeyim, maçtan izlemiş birisi olarak söylüyorum. Yani 10 milyon, 100 milyon euro ver alamazsın. Eledim. Diğer bir isim Benjamin Sesko. Şimdi 19 yaşında, 1.95 boyunda. Bak, 1.95 boyunda. 20 milyon euro piyasa değeri var. Baktığın zaman 22 maça çıkmış. 6 gol 2 asisti var. 20 milyon euro piyasa değerinden anlayacağınız üzere bunu da asla ve asla beklemeyin. 8-10 milyon euroya vermezler. Mikhailo Mudryk. Shakhtar Donetsk'in 15 milyon euro piyasa değerindeki 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu. Mudryk bizim ilgilendiğimiz bir isimdi. Açık söyleyeyim. Mudryk bizim ilgilendiğimiz bir isim. Hatta kanala da bakabilirsiniz. Şeyi var. Videoda var. Biz bu çocukla ilgili çok da güzel teklifler sunduk ha. Haberiniz olsun öyle. Ben de öyle basit adam değilim yani. Biz bu çocukla ilgili çok güzel teklif sunduk. Ancak işte işin ancak boyutu var. Yani ancak. Biraz hayale kaçtı diyebilirim arkadaşlar. Mudryk için ha. 12 maç 7 gol 7 asist yapmış. 983 dakika. Daha biz bunları ligi başlamadan, yani Şampiyonlar Ligi elemesi ligi başlamadan söylemiştik. Ben şunu söyleyeyim, 15 milyon euro yazıyor. 15'e alırsak biz bunu 150'ye satarız. O kadar eminim.
Ama beklemeyin. Ve son olarak da Anthony Trubin demiş. Bak, harbi söylüyorum, Mudrik'e biz çok uğraştık. Yani Fenerbahçe yönetimini falan aklayıp paklamaya çalışmıyorum. Onu da söyleyeyim. Anatoly Trubin, Shakhtar Donetsk'in kalecisi, 8 milyon euro piyasa değeri var. 21 yaşında, 1.99 boyunda kaleci. Çok izlediğim bir isim diyemem. Ama yani çok fazla da beklemeyin derim. Bu arada bu Mbesso 13 Haziran'da yaşı 22 olacağı için, Fransa alt yaş kategorilerinde de oynadığı için alınabilirse şey sayılacak, hani 14 artı 3'teki 3 kuralından sayılacağı için böyle bir avantajı var. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Uzun lafın kısası, videoyu toparlamak gerekirse bu arada İsa kardeşime de teşekkürlerimi sunuyorum. Sizler de tabii ki eğer scouting öneriniz varsa böyle topluca yazabilirsiniz. Ancak hani bu işler öyle olmuyoruz da falan var. Şimdi Mudrik biz çok istedik, alamadık. Mbeso aslında mantıklı. Buruma ikinci devre ve maçlarda oynayabilir. Yani ikinci devre oynayabilir. Hazırlık maçlarımızda oynayabilir. Ki Dünya Kupası arasında hazırlık maçı yapmaya da biliriz. Şu an belli belirsiz. Bazıları 5 hazırlık maçı istedi, bazıları 10 hazırlık maçı istedi falan filan diyor ama çok kanmayın. Çünkü hava dereceleri düşük olacağı için 1 ya da 2 hazırlık maçı oynanır. Herkese açık şekilde 1-2 maç oynanır. Yani tribünde izleyebileceğiniz. Onu da belirteyim. Onun haricinde Lemos, Serdar Dursun devre arasında bir şeyler var. Kaan Ayhan ihtimal var ama düşük. Batshuayi, İrfan dedik. Başka? Berisha. Sezon bitmeden alırlarsa 4 milyon euro. Sezon bitince alırlarsa daha çok milyon euro. Pelkas'ın opsiyonu var. Başka takıma da gidebilir. Alıp Hull City gönderebilir. Samatta'nın takımı dediğim gibi şampiyon olursa hiç gerek yok. Direkt parayı verip alacaklar. Burak Kapacak inşallah daha çok süre şansı bulur. Thiago Çukur da daha çok süre şansı bulur. Ki 2 sene, 1 sene daha kiralamayı düşünüyoruz Thiago'yu. Bakalım ne olur. Ama Serdar Dursun'un yerine Thiago Çukur denenebilir mi falan diyorlar. Yok arkadaşlar, sakın ha. Serdar Dursun'un tırnağı etmesi şu anda. Hazır değil. Eyüp Akçan zamanla Fenerbahçe'de oynar mı zannetmiyorum. Luan Perez, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş bu Dünya Kupası arasından sonra döner. İnşallah bomba gibi dönerler. Salah'ı arada sırada dinlense keşke. Serdar Aziz bu şekilde. Muhammed Kudüs falan filan da beklemeyin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kanalımızda olduğunuz için de teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah çağrıma kulak asıp abone olursunuz. Videoyu beğenirsiniz. Minnettar kalırım. Görüşmek üzere.